Tek renkli K ışık kaynağı ile yapılan bir yank deneyinde düşey keste şekilde kim olan iki bölmeli boş bir kap kullanılıyor. Deney sonucunda perdedeki D aralığında en tane aydınlık saçak oluşuyor. Düzenekte başka bir değişiklik yapmadan işlemlerin hangileri yapılırsa D aralığında en sayısı artar demiş. N'i artırmaya çalışacağız. Arkadaşlar düşünün şimdi burada. Saçak aralıkları küçük küçük olsa buraya daha çok miktarda, saçak aralığı büyük büyük olsa daha az miktarda saçak sağlar. O zaman biz saçak sayısını artırmaya çalışıyoruz. Saçak sayısının artması saçak genişliğinin azalmasıyla olur. O zaman saçak genişliği çift yarıkta lamdalı dana yardımıyla bulunuyor. Biz saçak aralığını küçültmeye çalışıyoruz çünkü bu bölgede daha fazla miktarda saçak oluşsun. E buna göre arkadaşlar e, ne yapmamız lazım? 1 X bölgesini suyla doldurmak. Arkadaşlar ışığın olduğu yeri değil de fant ile ekran arasındaki o bölmenin şu aralığın farklı bir kırıcı indisi olan saydam bir ortamla doldurmasıyla arkadaşlar buradaki saçak genişliğimiz değişir. Yani en dediğimiz şey çift e, buradaki yarıklar düzlemi ile font ile diyoruz. Ekran arasındaki kısmın kırıcılık indisi. O zaman demek ki bu X bölmesini doldurmak bir şey etkilemeyecek. Yani bu olmaz. 2. Y bölgesini suyla doldurmak. Y bölgesini suyla doldurursanız enini artırılmış olursunuz. Hava yerine su kullandığınız için kırıcı ilgisi artarsa delta x azalır. Delta x azalırsa saçak sayısı azalır. Doğru. Işık kaynağını çift yarık düzlemine yaklaştırmak. Kaynağını çift yarık düzlemine yaklaştırmak arkadaşlar. Buradaki aydın saçakların daha aydınlık olmasını sağlar. Diğer türlü saçak genişliğini etkileyen bir faktör değildir. Lambda değişmedi, L değişmedi, D değişmedi ortamlar arasında kırıcı insi değişmedi. Buradaki o halde bu bir şeyi etkilemez. Sadece parlaklık değerini etkiler. Ondan dolayı saçak genişliğini etkileyen bir faktör olmadığından dolayı saçak sayısını değiştirmez. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Özellikleri farklı iki ortam arasında geçiş yapan elektromanyetik dalgalara ait niceliklerinden hangileri değişebilir? Şimdi farklı ortama geçtiğimizde arkadaşlar frekans değişmez. Frekans kaynağı bağlıdır. Mesela elektromanyetik dalgalardan ışığı düşünün arkadaşlar. Hava ortamından su ortamına geçtiğini düşünün. Su ortamına. E ne oluyor? Atıyorum bir tane kırmızı ışık gönderdiğinizde normal yaklaşarak kırmızı olarak yoluna devam ediyor. Kırmızılığı yani frekansı değişiyor mu? Hayır. O zaman demek ki değişebilir diye sormuş. Bu değişmez. Frekansı etkilenmez. Peki hız. Hız farklı ortamda farklı değerlere sahiptir. Ondan dolayı da kırılma neticesinde kırılan ışın arkadaşlar farklı bir ortama geçtiğinde hızı ortalama hızı aslında değişir. Yani değişebilir demiş. Evet değişebilir. 3. yayılma doğrusu. Evet, er dikine gelmişse yayılma doğrusu değişmez ama belli bir açıyla gelmişse normale yaklaşarak veya çoktan aza geçerken normalden uzaklaşarak kırılabilir yani yayılma doğrultusu da kırılma olayıyla değişebilir. O halde bu ifademiz de olabilir. Bize olabilirleri sorduğu için 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Yukarıda verilen olaylardan hangileri ışık hızının ses hızından büyük olmasıyla açıklanabilir? Işığınız arkadaşlar boşlukta 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Sesin de havadaki yayılma hızı ortalama 340 metre bölü saniyedir. Gördüğünüz gibi aralarında bayağı bir büyük fark var. Şimdi buna göre uzaktaki bir oduncunun baltayı oduna vurması gözlendikten bir süre sonra vurma sesinin duyulması ışık hızının ses hızından büyük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü baltayı vurduğuna biz baktığımızda o cismi görüyoruz. Yani gözümüze ışık hemen geliyor. Ses bir süre sonra geldiği için ne yapıyoruz? Vurma sesini bir süre sonra algılıyoruz. Bu tamamen ışık hızının ses hızından büyük olmasıyla açıklanabilir. 2 aralarında boşluk olan iki cam levhadan ses geçmez, ışık geçer. Bu arkadaşlar e, ortam mekanik dalga ve elektromanyetik dalgalarının e, la, alakalı bir durum. Çünkü mekanik dalgalar yayılması için ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. E, burada arada boşluk olduğu için ses oradan geçmez, ortam olması gerekiyor. Ama elektromanyetik dalga ortama ihtiyaç duymadan boşlukta da yayılabilir. Bunun arkadaşlar ışık hızının ses hızının büyük olmasıyla alakası yok. Bu tamamen mekanik ve elektromanyetik dalga. Yani ortama ihtiyaç duyması veya ortama ihtiyaç duymamayla alakalı bir durumdur. O halde ikincisi olmaz. 3. Gök gürültüsü şimşek çakmasından çok sonra duyulur. Küçükken biz arkadaşlar memlekette büyüklerimiz işte şimşek çaktıktan sonra saydırırlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar saydığımızda işte gök gürültüsünü duymaya başlardık. Neden? Şimdi şimşek çaktıktan sonra veya yıldırım düştükten sonra diyelim ne oluyor? Ses yavaş geldiği için ışık hızına göre çünkü ışık önce gelmiş Hızı çok büyük, ses sonra geliyor ve bu arada arkadaşlar bir gecikme oluyor. İşte bu tamamen ışık hızının ses hızından büyük olmasından kaynaklanıyor. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde perdeki ardışık iki karanlık saçak arasındaki uzaklık delta x oluyor. Delta x'in azalması için niceliklerin hangileri tek başına azaltılabilir? Arkadaşlar şimdi delta x saçak genişliği çift yarıkta lambdalı dana yardımıyla bulunuyordu. Biz delta x'i azaltmaya çalışıyoruz. Delta x'in azalması için hangileri azalabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar yukarıdaki lambda ve l'yi azalttığımızda delta x azalır. Aşağıdaki d ve en artırdığımızda delta x azalır. Bize azalanları sorduğu için lambda'yı ve l'yi değiştirmemiz lazım. Buna göre Perde ile yarık düzlem arasındaki uzaklık. Evet bu azalınca delta x azalır doğrudur. Kullanılan ışın frekansı. Kullanılan ışın frekansı dalga ile ters orantı. Niye? V eşittir lambda çarpı f ifadesine göre ışık hızı c lambda çarpı f dediğimizde ışık hızı sabit. Ortam sabit olduğu için ne yapıyoruz? Frekansı azaltıyoruz. Frekans azalırsa dalga boyu ne yapar arkadaşlar? Artar. Dalga boyu artı artınca delta x artar ama biz delta x'i azaltmaya çalışıyorduk. Olmaz. Yarıklar arasındaki uzaklık yani yarıklar arasındaki uzaklık dediğimiz arkadaşlar e, d mesafesi oluyor. D mesafesinin azalması delta x'i artıracak bir etki. O zaman zaten bu olmaz. Cevap yalnız bir yani a seçeneği doğru olmalı. Tek renkli I ışını K ortamından L ortamına geçerken şekildeki yolu izliyor. Buna göre L ortamına geçtiğinde I ışının ortalama hızı ve I na ait bir fotonun enerjisi hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki bir kırmızı ışığı diğer tarafa kırmızı ışığı olarak gönderdiğimizde ışığın frekansına yönelik bir değişme enerjisine yönelik bir değişme olmaz. Neden? E eşittir H çarpını nü veya Hc bölü lambda Peki H Planck sabiti değişiyor mu? Hayır. Frekans değişiyor mu? Peki bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde? Hayır. Demek ki arkadaşlar buradaki ışığın diğer ortama geçtiğinde enerjisi değişmeyecek. Peki hızına baktığımızda hız ortama bağlı bir büyüklüktür. Ortam değişince değişir ve burada bir kırılma olayı gerçekleştiği için sinel bağımsına göre açıyla doğru orantılıdır. Sin alfa bölü sin teta eşittir. Burada V1 bölü V2 dediğimizde buraya alfa diyelim. Buraya e, teta diyelim. Buradaki hızına V2 diyelim. Buradaki hızına V1 diyelim. Demek ki açılarla hızlar doğru orantılı. Yani hızı ne yapacak arkadaşlar? Buna bağlı olarak açı arttığı için hızı da artmış olacak. Demek ki hızı artar. Enerji değişmez. Yani cevap A seçeneği olmalı. Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece enine dalgalarda meydana gelir? Arkadaşlar sadece enine olan dalgalarımız elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların haricinde bir de mekanik dalgalarımız var. Yay, su, ses, deprem şeklinde. Bunlardan yay, su ve deprem hem enine hem boyuna bir özelliğe sahip. O zaman arkadaşlar buraya baktığımızda Kırınım olayı sadece enine dalga değil, boyuna dalgada da gerçekleşebiliyor. Yani e, su dalgalarında kırınım olayında arkadaşlar, su dalgalarında yine girişim olayı, su dalgalarında yansım olayı diyelim, su dalgalarında kırılma olayı. Bunların hepsi e, su dalgalarında da gerçekleşiyor. Hem enine hem boyuna olan bir dalga da gerçekleşiyor. Ama polarizasyon arkadaşlar bu mekanik dalgalarımızda Yok. Ondan dolayı da polarizasyon sadece enine dalgalarda gerçekleşen yani elektromanyetik dalgalarda gerçekleşen bir olaydır. Ondan dolayı cevabımız C seçeneği olmalı. Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde ekranda oluşan girişim deseninde saçak genişliği delta x'tir. Buna göre aşağıdaki niceliklerin hangisi değiştirildiğinde delta x değişmez diye soruluyor. Delta x arkadaşlar saçak genişliğimiz lambdalı dana yardımıyla bulunur. Çift yarıkta yani yank deneyinde. Buna göre d yarıklar arasındaki uzaklık bağlı mı? Bağlı. Yine yarıklar ile perde arasındaki uzaklık ona da bağlı. Yine lambdayı arkadaşlar bağlı. Işığın şiddetine bağlı mı? Değil. Işığın şiddetine arkadaşlar bağlı değil. Yine en çift yarık düzlemiyle ekran arasındaki ortamı kırıcı incisine ona da bağlı arkadaşlar. Demek ki bağlı olmadığı saçak alanı etkilemeyen faktörlerden bir tanesi de neymiş? E, buradaki ışığın şiddeti. Yani 100 foton yerine 500 foton göndermeniz buradaki saçak genişliğini etkileyen faktör değildir. O halde cevap D seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri elektromanyetik dalga değildir? Elektromanyetik dalgalarımız radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, x ışınları ve gama ışınları olmak üzere 7 farklı çeşit. Ee, ve bunlar arasında ses dalgası var mı arkadaşlar? Yok. Ses dalgası çünkü bir mekanik dalgadır. Elektromanyetik dalga değildir. Radyo dalgalar arkadaşlar bir elektromanyetik dalgadır. Alfa ışınları bir parçacık ışınmasıdır. Ama elektromanyetik dalgalar foton dediğimiz enerji paketçikleridir. Ondan dolayı... Ee, bu da bir elektromanyet dalga değildir. Gamma ışınları bir elektromanyet dalga arkadaşlar. Bize hangi elektromanyet dalga değildir diye sorduğu için 1 ve 3 yani cevap B seçeneği olmalı. Şekildeki çift yarıkla girişim deney düzeneğinde merkezi aydın saçak A0 noktasında oluşuyor. S1 yarığını saydam ve ince bir cam levha yerleştirilirse merkezi aydın saçak bu değişiklikten nasıl etkilenir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şuraya bir ince cam levha koyuyormuşuz. Şimdi bir genişliği azalır. Saçak genişliğine baktığımızda saçak aralığı veya saçak genişliği lambdalı dana yardımıyla bulunur. Şimdi lambda'yı değiştirmedik. L'yi değiştirmedik. fant ekran arasındaki uzaklığı. Yine yarıklar arasındaki uzaklığı değiştirmedik. N. Ortamın kırıcı linksi. Neresi? Fant ile ekran arasındaki ortamın tamamının kırıcı linksi. Sadece buraya küçük bir cam koymakla arkadaşlar ortamın kırıcı linksi tamamen değişmiyor. Ondan dolayı da birinci ifade yani saçak genişliğinin değişmesi söz konusu değil. Buraya cam koyduğumuzda. Saçak genişliği değişmez arkadaşlar. Azalır demiş artar demiş olmaz. Bir yönünde kayar. Şimdi... Üst tarafa cam koyduğumuzda burada ışık biraz yavaşlayacak. Yani S1 kaynağı yavaşlayan olduğu için yavaşlayan geciken kaynak tarafına doğru A0 ve diğer saçaklar kaymış olacak. O halde üst tarafa doğru kayması gerekiyor. Bir yönde kaymış demiş. Evet doğru söylemiş. İki yönde kaymaz, kaymaz demiş. Olmaz. Demek ki cevap C seçeneği. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla ve aynı frekansla titreşen iki noktasal kaynak ile girişim deseni oluşturuluyor. Leğendeki suyun bir kısmı alınırsa girişim deseninde hangi nedenle ve nasıl bir değişim meydana gelebilir? Arkadaşlar su dalgalarında girişim olayını hatırlayalım. İki tane kaynağımız var. Özdeş kaynaklar aynı anda dalgalar üretiyor ve girişim deseni oluşuyor. Bu girişim noktalarını yani düğüm ve katar noktalarını bunlar da birleştirerek e, düğüm ve katar çizgilerini oluşturuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Lendeki suyun belli bir kısmını alıyoruz. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesinde dalgalardaki de yayılma hızı lambda çarpı F ile bulunuyor. Peki yayılma hızı neye bağlı arkadaşlar? Ortama bağlı. Ortam neyse ortamı ne yapıyoruz? Nasıl bir değişik yapıyoruz? Derinliği azaltıyoruz. Derinlik azalınca hız azalacak mı? Evet. Peki kaynakların frekansına dokunduk mu? Hayır, sadece lendeki suyun seviyesini azalttık. Frekans sabitken arkadaşlar hız azalırsa dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa kaynaklar arasında e, tepeler, çukurlar birleşerek girişim deseni oluşturuyor. Şimdi düşünün küçük küçük dalga boylarıyla daha çok girişim deseni oluşur. Ondan dolayı da e, düğüm çizgilerin sayısı, katar çizgilerin sayısı ne yapmış olur? Artmış olur. Yani olayımızda ne var? hızın azalmasından dolayı düğüm çizgilerinin veya katar çizgilerinin sayısının azalması şey artması söz konusu. Yani dalga boyu azalınca girişim daha çok gerçekleşip daha çok miktarda düğüm çizgileri elde ediyoruz. Hız azalacağından dolayı dalga boyu küçülür ve dalga boyu küçüleceği için de düğüm çizgilerinin sayısı arkadaşlar artar. Cevap direkt A seçeneğinde olduğu için A doğru olmalı diyeceğiz.